Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size çiftliği tanıtacağım. Çektiğimiz videoların kaynağı falan. Oradaki arazileri ekiyoruz arkadaşlar. İkinci ürünümüz vardı, siz de biliyorsunuz oraları. Şurada da gördüğünüz gibi toplanmış yer. İlk önce dıştan içe doğru gireceğiz şimdi. Şöyle bir göstereyim. Şurada da arı kovanlarımız var. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi o karşıdaki gördüğünüz arazi bizim birinci ürünümüz, toplanmış zaten, bakın ikinci olmuş. Bir kez daha topladık mı artık diğer video, onun videolarını atacağım. Burası girişimiz arkadaşlar, büyük bir kapımız var, yaklaşık bir 10-15 metre kadar var, ya daha fazla da var arkadaşlar, 17 metre kesin vardır. Burası girişimiz arkadaşlar. Burayı da aşağısını göstereceğim. Burada biz traktörlerimizi katıyoruz vesaire. Rüzgarlı olduğu için tam ses, bu arada klima kumandasının ne işi var? Neyse. Arkadaşlar burada da yukarıdan görünümü bu. Ya, tam olarak şu şekil. Ceviz ağaçlarımız var. İşte muz ağacımızı birazdan göstereceğim arkadaşlar. Burada şeftali, bir de üzüm. Bir de üzüm var arkadaşlar. Orada gördüğünüz gibi. Şurada da odunlarımız. Şimdi aşağıya inip sağlam bir gözetleme yapalım. Orada da patpatımız, gördüğünüz yer. Diğer videolarda kesin rastlamışsınızdır. Aşağı iniyoruz şuradan. Arkadaşlar buradan ilerideki tarlalara gözetmenlik yapıyoruz. Yani akşamları sadece oraya gidiyoruz. Normalde gündüzlere bakıyoruz. Veya şimdi ameleye benim eniştem gitti. Şu anda ben buradayım. Şurada gördüğünüz yaptıkları sabun ağacı var ya, ondan arkadaşlar, sabun ağacı bir de. Bunun ayrı bir videosunu çekmem lazım. Şimdi şuradan giriyoruz. Narlarımız gözüküyor. Daha da iniyor. Evet arkadaşlar, burada da gördüğünüz gibi üzüm ağacımız. Burada da, şurada da incir ağacımız var arkadaşlar. Bizim buraları ya her türlü meyve ekmişiz biz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi nar. Yani kendi, nasıl desem, yani burada her şey arkadaş, yediğimiz her şey doğal. Şeyden, domates salçasından tutun biber salçasına vesaire, kışlık yiyecek, muz veya bütün ürünler arkadaşlar. Elma ağacı, şurada elma ağacımız da var. Elma ağacını da göstereyim size. Geçtim ben oraya. Nar eşkisi ağaçlarımız var. Biz nar eşkimizi buradan karşılıyoruz. Hani dışarıdan almıyoruz. Gördüğünüz gibi bunlar birkaç gün sonra toplanacak. Onun videosunu çekeceğim arkadaşlar. Bu şekilde. Evet ve yine bizim muz ağacına geldik arkadaşlar. Benim bu bahçede en fazla sevdiğim ya muz ağacı. Hani görünüm olarak, her şey olarak bayağı güzel bir ağaç. Şurada da gördüğünüz gibi pamuklarımız var. Onun videolarını önceki videolarda zeytin arası videolar atmışım arkadaşlar, ekilen pamuklar. Şurada biberlerimiz var. Biber, işte fasulye, lübye. Burada her türlü şey var arkadaşlar. Yani biz dışarıdan kolay kolay bir şey almıyoruz. Şu şekilde. Şöyle. Burası biber, burası patlıcan. Şurası da pamuğumuz var arkadaşlar. Şurada da koskocaman. Biz şey yapmışız arkadaşlar. Tarlanın etrafının hepsini çam ağacı ekmişiz. Çam ağacı da burada iki tane tam büyüğümüz var. Gerileri hepsi küçük. Arazinin etrafına ekmişiz. Gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar, bayağı bir çam ağacı var burada. Yani güzel bir görünüme sahip burası arkadaşlar. Şurası da bizim, daha doğrusu misafirlerimiz geldiyse onun için hani bir cam ev gibisinden. Şurada patlıcanlarımız. Yine devam edelim videomuza. Arka bahçeyi göstermek istiyorum. Şurada da yeni dünya ağacımız var arkadaşlar. Yine bir nar ağacıyla karşı karşıyayız şurada. Gösterdiğim o uzun ağaç bu arkadaşlar. Buradan görünmüyor, uzaktan ancak görünebiliyor. Burada da üzüm ağaçlarımız var arkadaşlar. Bunlarla da Arapçayla bunlara şey diyorlar arkadaşlar, delye diyorlar. Arkadaşlar şunlarla da kuru üzümümüzü, pekmezimizi yapıyoruz. Şurada da incir olarak bu var arkadaşlar. Bunlar iki küçük, bunun yanına bir tane daha ekilmesi lazım ki tam verebilmesi için. Burada da yine yeni dünya ağacımız var. Siz bunlara verdiğiniz zaman hani ilkbaharda
göstermem lazım arkadaşlar. İlk barda böyle onlar daha iyi. Şurada yine biber bahçemiz var. Şurada da dut ağacımız var. Narlar zaten maşallah her yeri doldurmuş. Arkadaşlar bizim aile biberi çok sever. O yüzden arka bahçemiz bile biber yani gördüğünüz gibi. Şurada da çam ağaçlarımız var. Arka bahçeye hala devam ediyoruz. Size arı kovanlarını göstereceğim. Arkadaşlar burada da bizim şeftali vesaire meyvelerimiz var. Gördüğünüz gibi. Kayısı, şeftali, işte erik hepsi arkadaşlar burada da arı kovanlarımız. Buradan biraz uzaklaşmamız gerekiyor. Şurada da gösterdiğim gibi uzun çamlarımız var. Arkadaşlar bunların hepsini hani işçi tutmadan kendi elimizle ektik yani. Tabii bunlar bayağı önceden ekildi. Ben bu son olarak böyle ufak olanları ben ektim arkadaşlar. Şurada da yine bir erik ağacımız var. Ya buralar bayağı güzel arkadaşlar yani. Yaylayı aratmıyor. Limon ağacımız. Orada da bir tane limon ağacımız vardı girişte. Onu söylemeyi unuttum. Yine bir limon ağacımız. Yani bu şekilde arkadaşlar çiftliğimiz. Bir de uzaktan görünümüne bakacağız şu anda. Hemen gidelim. Evet arkadaşlar tam da tatile gelinecek bir yer. Biz burada her şeyimizi genelde kendimiz yetiştiriyor dediğim gibi. Şurası yani tam tatillik bir yer arkadaşlar. Yine muz ağacımız. Orada da arkadaşlar limon vardı. Elmayı ben gösterdim mi size? Hemen bir bakayım. Bamyeler artık zamanı geçmiş. Evet arkadaşlar burada bizim elma ağacımız. Bundan iki tane var. Şurada da çiçeklerimiz falan. Evet arkadaşlar bu da videoda çektiğim videosunu çektiğim traktörlerimizden birisi. İkisi şu anda arazide. Şurada arkadaşlar malzemelerimiz var. Sulama zamanı filtreyi anlatmıştım size. Artık filtrenin de bize bir şey kalmadı arkadaşlar. Söktük havuzu. İşte sistemin hepsini söktük. Buraya da arkadaşlar yerleştirdik. Dinamomuz orada, filtremiz burada. Bunları böyle sıralama koymamızın sebebi mesela ilk başta ekime başlayacağız. Orada da bizim karamibzerimiz var. Bunu zeytin arası için aldık arkadaşlar. Zeytin arasını ekiyor. İlk önce arkadaşlar ekim makineleriyle yani mibzerlerle ekiyoruz. Ondan sonra sulama sistemlerini kuruyoruz. Gördüğünüz gibi. İlk önce su pompasını, dinamoyu, işte pancarları koşuyoruz. Sonra önlerine filtreyi artık damlamayı sermeye başlıyoruz ve bu şekilde ekime başlıyoruz. Şurada da bıldırcınlarımız var. Ben bunları daha önce çekmedim herhalde. Şöyle daha yakından. Bıldırcın da besliyor. Aslında daha önce daha fazla hayvan besliyorduk arkadaşlar. Ama biraz azalttık hani işlerimizden dolayı falan. Şimdi çiftliği dıştan görelim. Evet arkadaşlar çiftliğimizin görünümü bu. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bu malzemeleri hepsini anlatacağım ama şu anda anlatamam çünkü sadece çiftliğin tanıtımını yapacağım. Malzemeleri tek tek anlatacağım. Ne işe yaradıklarını, işte bizim ne işimize yaradığını, ne zaman kullandığımızı hepsini. Bu da arkadaşlar giriş. Şurada da arkadaşlar şimdi içinde olduğumuz çiftlik bu arkadaşlar. Bayağı bir mesafesi var. Bayağı da bir büyük. Arkadaşlar o son çam ağacına kadar yani yaklaşık bir 20 dönüm içerisinde kurulmuş bir çiftlik ve etrafı hepsi tel örgü arkadaşlar. Yani askeriye gibi bir yer olmuş. Bizim dışarıda da evlerimiz var ama ben burayı daha fazla tercih ediyorum arkadaşlar. Çünkü burası daha havadar, daha iyi. Görüyorsunuz rüzgarı. Yani bence eğer gerçekten kafasını dinleyecek olan varsa yani ben tatile geldim diyecek olan varsa buraya gelecek yani. Sahil, bize sahil de arkadaş şimdi Hatay'ın merkezi oluyor burası. Tam olarak merkezi çünkü bize Reyhanlı, Kırıkhan, Antakya hepsinin orta merkezinde oturmuş yani. Her yere aynı kilometredeyiz arkadaşlar. Aslında burası merkez olması gerekiyormuş. Arkadaşlar içeride de işte zeytin arası pamuk ekmiştik. Hani bayağı iyi yetişmişti. Burası işte arkadaşlar traktörün girdiği yer olduğu için birazcık ezilmiş. Bir de biz buna kurutma attık arkadaşlar. Ceviz kalmasın diye ya içinde koza kalmasın diye ne?
Bu şekilde arkadaşlar, videoyu beğenip kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere dostlarım.